Şey, mutfakta çay setini ben... Ödeşme vakti geldi galiba. Hani sen bana kahve yapmıştın ya, bugün de sıra bende işte. Söyle bakalım, ne istersin? Sade kahve, cappuccino, mochaccino, mocha... Seç birini, çok iyi kahve yaparım ona göre. Şey, o zaman sade kahve olsun. Ve lütfen... Sert olsun. Evet. Bu yeter mi? Molly ve Nandini artık yok. Ama yaptıkları hala kızlarımı etkiliyor. Günü gelince bütün bunları unuturlar mı bilmiyorum. Değişen ilişkilerinin dinamiği o kadar karmaşık ki... Bunu kelimelere dahi dökemiyorum. Mişti Molly ile Kunal'ın evliliğinden çok etkileniyor. Derinlerde bir yerde babasının ona ve Molly'ye dönmemiş olması onu çok etkiliyor. Bunu biliyorum ben. Kişiliğinde bunu çok sık fark ediyorum. En ufak şeyleri dahi çok ciddiye alıyor. Korku içinde yaşıyor. Annesinin yaşadıklarını kendi de yaşamak istemiyor tabii ki. Mevcut hayatı değiştirecek, onun düzenini yıkacak hiçbir şeyi istemiyor. Her adımını dikkatle atıyor. Hatta adım atmadan evvel iki kere düşünüyor. Onu kaç kere gördüm ve onun için endişeleniyorum artık. Hep aynı şeyi yapıyor. Görüyorum onu, çok kaygılı. Radhika, bak, kızların içinde bulunduğu durumu anlayabiliyorum. Ama her şeyle ne kadar iyi başa çıktığını da unutmaman gerekiyor. Her şerde bir hayır vardır. Kendi ayakları üzerinde duruyor. Kıymet biliyor, ilişkilerine değer veriyor. Onun için ailesinden daha önemli bir şey yok. Akraba veya arkadaş olmak kolay. Fakat sen de kabul edersin ki o bu ilişkileri ayakta tutabilir. Biliyorum. Peki ya Pari? O da çok etkilendi. Aile kurmayı düşünmüyor, korkuyor. Eğer biri ona yaklaşmaya kalkarsa hemen araya mesafe koyuyor. Eğer aşık olursa sonunun Nandini gibi olacağından korkuyor. Bunu hissedebiliyorum. Bizden başka kimseyi hayatına sokmuyor o. Her ikisi de aynı şeyden korkuyor ve aynı acıyı çekiyor. Bunun da tek sebebi var. Kızların olanlarla bir alakası yok. Haklısın ama ikisi de kendini suçluyor bu durumda. Pari neden kimseye bağlanamıyor? Neden kimsenin hayatına girmesine izin vermiyor sanki? Eğer aşık olursa ya da terk edilirse kalbinin kırılacağından korkuyor. Ya da bu aşk yüzünden bir başkasının kalbinin kırılmasından çekiniyor. Anlatabiliyor muyum sana? Hadi toparla kendini. Sen yanlarındasın. İnan bana, ben de hep yanlarındayım. Bunu sakın unutma, tamam mı? Bütün bunlar yüzünden asla hayatlarını özgürce yaşayamayacaklar. Çocukken birden büyümek zorunda kaldılar. İyi de Radhika.
Hayatları bütün bu olanlar sayesinde birleşti biliyorsun. Onlar birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey, öyle değil mi? Biraz pozitif düşün. Evet öyle. Umarım onlara özgürce yaşamayı öğretecek birilerini bulurlar. Ve tabii mutlu olmayı da. İyi misin? Molly teyzenin hayatı başka bir kadın yüzünden mahvolmuş. O kadın kimmiş biliyor musun? Annem. Beni üzen bu. Kahve? Sabahlamaya karar verdiğinize göre kahveye ihtiyacınız olacak demektir. Kahve yapmak da üzerime yoktur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Mişti. Mişti. Çok üzgünüm. Ben Ali, gerçekten. Neden? Hayır Mişti. Sakın söyleme. İkimiz de biliyoruz ki senin üzüntünün sebebi annem. Mişti, çok üzgünüm. Geçmişi değiştiremem. Hem annemle babamın hangi şartlar altında bu duruma sürüklendiğini ben de bilmiyorum. Ama şundan eminim. Molly teyze çok acı çekmiştir. Bu acıyı senin gözlerinde görebiliyorum ben. Hayır Polly. Geçmişimizin bugünümüzü ve yarınımızı etkilemesine izin veremeyiz. Biz ikimiz kardeşiz. Bu böyle. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır Mişti. Geçmişimiz her zaman bugünümüzün ve geleceğimizin bir parçası olacak. Bu konu hakkında kaç kere konuşursak konuşalım, sen ne zaman zor duruma düşsen mutsuz olacaksın. Ben de öyle. Bugün olduğun gibi çok endişeliydin Mişti.
aynı şekilde. Herhangi biri benden hoşlansa ben de endişelenirdim. Bu kişiliğimizin bir parçası. Biz böyleyiz. Bu gerçeği unutamayız. Ne kadar istesem de geçmişimizin bu kısmını silmem mümkün değil. Biliyorum. Bunu ben de kabullendim Pari. Ama böyle durumlarla karşılaşınca duygulanmamam elde mi? Bilmiyorum. Hemen galeyana geliyorum. Asla, asla düşünmediğim bir sürü şey dökülüyor ağzımdan. Ve biliyor musun, bunların hepsinin seni çok inciteceğini bilmeme rağmen. Geçmişimizle ilgili şeylerin bizi incittiği kesin. Bugün ben sana karşı kendi söylediğim şeyler yüzünden ağlıyorum. Özür dilerim. Mişti, biz böyle bir durumla ilk defa mı karşılaşıyoruz? Hem zaten geçmiş, geçmişte kaldı. Bitti gitti artık. Pari, bugünü yaşıyoruz. Ve bugünümüz çok güzel. Çünkü birbirimizi seviyoruz. Biri bizi görse, annelerimizin farklı olduğu asla aklına gelmez. Biliyorum. Biz asla annelerimizin düştüğü duruma asla ama asla düşmeyeceğiz Pari. Neden sanki biri ayağıma dokundu gibi geldi.
Ama sen sabahın bu saatinde neden geldin? Benim için henüz sabah olmadı ki. Bütün gece seni düşünüp durdum. Ama... İşte. Senin için endişelendim. Dünkü halini düşününce bir türlü uyku tutmadı. Daha iyisin değil mi? İşte, biliyor musun? Bu bizim ilk holimiz. Sana boya sürmek herkesten önce benim hakkım. Sana aşkın rengini süreceğim. Mutlu holiler. Mutlu holiler. Neredesin sen? Herkes buraya geldiğini anlayacak. Değil. Şimdi olmaz. Ya biri uyanırsa? Sabahın bu saatinde kim holi kutlar değil? Sonra gelirsin. Başkalarını bilmem ama biz kutlayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.